Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Her insan hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlıları tövbe edenlerdir. Efendim tövbe günahtan pişmanlık duyup Cenab-ı Hakk'ın rahmetine vesile olmak, o rahmetin bir nişanesine sahip olmaktır. Çünkü insan tövbe ettikçe artık Rabbe yönelir ve Rabbin merhametini Cenab-ı Hak'tan af ve istiğfarla talepte bulunur. İşte o talebe binaen Cenab-ı Hak onun tövbesini kabul eder ya da tövbesinde ısrarcı olmasını ister. Peki o tövbenin kabul edilmesinin şartları nelerdir? Tövbe etmenin önemi nedir? İşte bugünkü Cuma Sohbeti programında bu konulara değineceğiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumamız mübarek olsun. Cenab-ı Hak Cuma'nın feyizinden ve bereketinden en güzel şekilde istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Efendim her hafta olduğu gibi bu haftada Büyük Çamca Camii İmam Hatibi İsa Aklanış Hocamızın o güzel sesine kulak verelim. Kalplerimizin, gönüllerimizin basını silelim. Sonrasında Sultanahmet Camii Emekli ve Emektar İmam Hatibi Emullah Hatipoğlu Hocamla birlikte sohbetimize Bismillah diyeceğiz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da şöyle buyuruyor. es billah. Bismillah. وإذا قرئ القرآن فاسمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون كرنا كندو زمان أنو دنين واسوسون كي سيزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبنيه من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إن إنه كان عبدا شكورا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ كَرَّتَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتب وَتَتْبِرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إنها اشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الانسان بالشر دعاء

السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Oi kul كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ ذين حتى نبعث رسول وإذا فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فيها فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى برب بك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم الفاتحه Büyük Çamca Camii İmam Hatibi İsaklanış hocamız o güzel sesiyle kalplerimizin, gönüllerimizin pasını sevdiler. Kıymetli hocamıza çok teşekkür ederiz. Rabbim hocamızın sesine ve gönlüne ferahlık versin. Efendim bir başka kıymetli hocamız Sultanahmet Camii emekli ve emekli Ali İmam Hatibi Mullah Hatipoğlu hocamla birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Elhamdülillah. Her şeye rağmen hayırlarla şerlerle de imtihana tabi tutulacağımızı Mevlamız bildirdiğine göre ama baktığımızda hayırlar her zaman daha çoktur. Evet. Şerler fevkalade rahatsız edici boyutta olsa da biliyoruz ki netice itibariyle hayır gelecektir. Dolayısıyla ümitsizliğe yer yok. Geleceği düşünerek Elhamdülillah. Ee, biz hayrı hedefliyoruz ama hayır yolunda bir takım şerlerle de e, karşılaşacağımızı biliyoruz. Sonu hayır olunca fazla problem kalmıyor. Tabii üzüntülüyüz. Evet. Şerlerin iman sahibi kardeşlerimizi hedef alması, e, ümmeti Muhammed'i hedef alması, sebebiyle insanlığı unutan artık insani değer namına yeryüzünde hiçbir şeye yer vermemeye kararlı insani olan hiçbir değere yer bırakmamaya yönelik kararlı vahşetin batılın şerrin arkasında dizilenler, Dünyayı cehenneme çevirmek istiyorlar ama böyle de olsa sonuç onların istediği gibi olmayacak. Allah nurunu tamamlayacak. Tarih geçmiş örnekler bize bunu gösteriyor. Evet tamamlamıştır inişi sebebiyle ama yeryüzünde ulaşmadığı yerlere de ulaştıracaktır bu manada. Tamamlamayı bu manada da düşünür isek gelecek bizimdir. Allah'ın inayetiyle yeter ki onun yardımını e, hedefleyelim ve ona hak kazanalım. Biz evet. ona hak kazanırsak o vaadinden dönmez, caymaz onu da biliyoruz. Yeter ki biz vaadimize sadık kalalım hocam. Yeter ki biz evet çok güzel tam da yerinde hani derler ya öyle bir oturdu ki hani bizim sözümüz neydi? Elestu bir e, sualine evet kalu bela ve işte yeryüzünde o söze kimler yeniden sahip çıkmışlarsa e, vadini tutmuş oldular. Evet. E, öylelerine de Allah zaten vadini tahakkuk ettireceğini haber verdi ki özü hulasası intansurullah yansurkum. Siz Allah'ın dinine o sözünüzü tutarak, ona sahip çıkarak yardım, yardım ederseniz edersiniz. Allah da size yardım edecek. Ve isebbit akdâmekum. Ve isebbit akdâmekum. Ayaklarınızda sabit Sapa sağlam var. yapar, kaydırmaz. Ve bunu görüyoruz aslında. Evet. En zor ortamda bile bunu görüyoruz. Allah Gazze'deki mümin kardeşlerimizin ayaklarını kaydırmak isteyenlere fırsat vermeyerek sabit kadem haline getirdi. Ayakları sapa sağlam. Sebbitullahu lezine amenu bil kavli fil hayati dünya ve fil ahira. E, neydi ayet? Ve yusabbit akdamekum. Değil mi? Ayaklarınızı da muhkem basmanızı sağlayacak Allah. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hani bir duvara çarpıyor, duvarı deviremeyince dönüyor. <laughs> Onlar da Gazze duvarına aslında çarptılar. Şimdi başka yerlerde e, hala biz ayaktayız demek için, moral bozmamak için başka yerlere e, saldırmakla e, taraftarlarını zannediyorum moralmen olarak çökmesin evet. diye e, böyle bir şey içer içerisindeler. E, sağ, sağa sola saldırı içerisindeler e, zalimin işi bu hocam bu bu tabii e, şimdi ne diyoruz ne duyuyoruz Kızıl Deniz'de e, müthiş hareketlenmeler var e, İsrail'in kuzeyi Lübnan'da var e, bizim Irak'ın kuzeyinde bize yönelik var e, dünyanın başka yerlerinde de hareketler var Evet e, hepsi bu bir bakıma moral çöküntüsü yaşayanların tetiklediği işler gibi gözüküyor. Ama Allah'ın kudreti, azameti her şeyin üstündedir. Ve mekeru ve mekar Allah. Onlar bu tuzakları, bu hileleri, bu aldatıcı senaryoları hazırlayıp uygulamaya koyulsalar da Allah onların tuzaklarını boşa çıkaracaktır. Evet. zamanlamasını yapmada biz biraz e, bazen aceleci davranabiliyoruz. Ama o hakim olandır. Neyi, ne zamanda nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Yeter ki biz üzerimize düşeni yerine getirelim. Getirelim ve de işte o vademizi evet. hayatımızda tutalım. Hatırlayalım ve o vademizi. Ve Fatiha sağlık, Suresi'nde kalın. de her gün en az kırk defa tekrarladığımız mümin, hı hı. musalli Müslümanlar olarak ne diyoruz? İyyâke ne'abud. Yalnız sana kulluk ederiz. Ancak ve yalnız sana kulluk ederiz. Ve ancak senden yardım isteriz. Bunun gereğini yaptığımız zaman zaten vaat, şarta bağlı vaat tahakkuk edecektir. Evet. İnşallah. İnşallah. İşte hocam o vaadimizi hatırlamanın ve o vaadimizi hakkıyla sadık kalmanın, gerekli olduğu bilhassa bunlar önceki zamanlarda belki dikkat edemediğimiz ama bilhassa şu anda dikkat edip artık hayatımızı eskiye nazaran daha güzel, daha hayırlı, o saadimize daha sadık bir şekilde yaşamaya çalıştığımız bir zaman dilimindeyiz. Üç aylar. Geçtiğimiz haftalarda değindik. Üç ayların önemine, faziletine değindik ve bunlardan bahsettik. Nasıl bir rahmet vesilesi, rahmet pınarı olduğundan bahsettik. Rahmet ve mağfiret ayı ayları olduğundan bahsettik bu üç ayların. Şimdi tabii bu rahmet ve mağfiret ayından istifade edebilmek için de dedik ki hani kendimizi bir sorguya çekmemiz lazım. İşte bundan önceki hayatım nasıldı? Bundan sonra nasıl bir hayat temenni ediyorum? Nasıl bir hayat hedefliyorum? O açıdan bir tefekküre daldığımızda da hocam Evvela üzerimize düşen vazife yapmış olduğumuz hatalara, kusurlara ve günahlara karşı da bir tövbe etmek. Artık evvela başlangıcımız bu şekilde bir tövbeyle olmalı. Yani ben bundan önce günahlarım vardı, hatalarım vardı. Bilerek, bilmeyerek işlediğim kusurlar vardı. Artık onlardan evvel bir tövbe ve istiğfar talebinde bulunayım Cenab-ı Hakk'a karşı. O şekilde bu üç aylara bir başlangıç yapayım, e, sonrasında da yavaş yavaş eksiklerim neyse o eksikleri gidermeye çalışayım düşüncesiyle hareket etmesi ve ekmesi gerekiyor dedik bir kulun. Şimdi bu tövbe nedir hocam? Tövbenin önemi nedir? Nasıl anlamalıyız biz bunu? Buraya girerken e, akşam sizinle bir konuşma yaptık ya, Evet. konuşmanın sonu kesildi fark ettiniz mi? Evet hocam. Sonra baktım ben meğersem şarjı bitmişti. <laughs> Tam onu düşünürken aklıma bu örnek akşam geldiği için dedim sohbete de bununla başlayabiliriz. Şimdi enerji tüken, tükenince ne yapıyorsunuz? Yeniden enerjiye takıyorsunuz. Takıyorsunuz. Evet. Şimdi bizim bu daha çok dünyayı yegane hayat olarak gören, ahireti kabul etmeyen, dünyada ise başarıya ulaşmanın yolu olarak da gücü kullanmayı, hayat anlayışı, başarının ölçüsü olarak görenlerin hükmettiği dünya daha Bizim enerjimiz tükeniyor. Evet. Küfrün hakimiyet kurduğu yerlere baktığımız zaman e, müminler olarak Müslümanlar olarak e, onların hakim olduğu yerlerde mümince Müslümanca yaşamanın e, neredeyse imkansız olduğunu görüyoruz. Hayat hakkı tanımayan bir yapı var. Bu Gazze'de değil yani şu anda olan dünyanın değişik yerlerinde özellikle Avrupa'da İslam aleyhtarlığının giderek yayıldığını haberlerini duyduğumuz zaman orada yaşayan milyonlarla ifade olunan kardeşlerimizin geleceğiyle ilgili endişeleniyoruz. Evet. Çünkü aleniyete dökülmüş. Mabetlerine tecavüz ediliyor, kimi yakılıyor, sokakta müdahale ediliyor. Yani özgürlük denilen şeyin en çok kullanıldığı yerlerde sıra Müslümanlara geldi mi ona özgürlük hakkı tanımıyor, tanımak istemiyor. Aslında bütün dünyada bunu bu şekilde görüyor. Dolayısıyla onların yaşadığı ülkelerde iman enerjisini devam ettirmek çok zor. Dolayısıyla biz bu enerjiyi yeniden nasıl kazanırız? Noktasında baktığımız zaman bu üç aylara işte kaybettiklerimizi ee, arabanın deposu mesela dolduruyorsunuz bir müddet sonra tükeniyor. Evet. Hemen ne yapıyorsunuz? Tedbir alıyorsunuz. Öyle değil mi? Yeniden dolduruyorsunuz. Yeniden dolduruyorsunuz. Şimdi bizi de öylesine e, tahrip ed eden bir yapı ki çok sinsi geliyor. Yani müzikle geliyor. Sanat sanatkarlık adı altında geliyor. Kültür olarak geliyor, ideoloji olarak geliyor. Yani bizi hemen harekete geçirecek çok sert yaklaşımlarla gelmiyor. O en son noktası. Nihayet evet. bombayı yağdıracak da filan. Hayır, oraya gelmeden önce bizim pek çok değerimizi yok edecek saldırılarla üzerimize üzerimize gelince işte bizim depolardaki enerji de müthiş bir azalma olabiliyor. Bunu nasıl fark ediyoruz? E, İslam'ın öngördüğü hayattan uzaklaştığımız her dakika bizim enerjimizin kaybolduğunu hissetmemiz gerekiyor, fark etmemiz gerekiyor. E, öyle olunca da bizim hayatımızda İslami uygulama e, zayıflıyor, bazen yok oluyor. Yok oluşu ne demek? Işık bitti, karanlığa gömüldünüz demek. Zaten küfür bir karanlıktır. Evet küfür karanlığının e, yaygın olduğu yerlerde aydınlığa giderek daha çok muhtaç oluyorsunuz İşte o e, enerji tüketimi ya da tazelenmesi e, dediğimiz şey Allah'ımızın verdiği fırsatlar cümlesinden olarak işte şu Recep ayı e, Şaban ayı arkasından Ramazan ayı e, müthiş e, aküleri doldurma zamanı olarak önümüze geliyor. E bunu e, nasıl hallederiz? Bundan nasıl istifade ederiz? Fişi fişe şeyi takacağız. Prize takacağız Pir, fişi. prize fişi takacağız. Öylece işte akşam ben siz sizinle <laughs> o görüşmeden sonra fark ettim ki bu tükenmiş Mersam gerçekten. <laughs> Hemen tedbir aldım. Şimdi bu doldu. Artık ne kadar devam eder? 24 saat mi devam eder? Önemli olan nedir? Bunu tükenmeden devamlılığını sağlamaktır. Bu evet. da aslında günlük hayatımıza yansıtılmış. Beş vakit namaz niye var? E bunun için var. Bunun işte. için var. Niye en çok okumamız gereken şey Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim? Niye dua etmemiz isteniyor Allah tarafından? Niye günahların bağışlanması hususunda tevbe ve istiğfar etmemiz teşvik ediliyor. Bununla ilgili o kadar müjde evet. dolu şeyler var ki, sözler var ve uygulamalar var ki yani akü bitmesin diye. Aynı şekilde oruç, zekat hakeza keza hocam. Hem yani farzın ben... farzın dışında. Evet. Pazartesi perşembe oruçları tavsiye ediliyor mu? Evet. Ediliyor. Ayın başından, ortasından, sonundan birer gün tavsiye tavsiye ediliyor mu? Ediliyor. Eyyami biz dediğimiz ayın 12, 13, 14 ya da 13, 14, 15 tavsiye ediliyor mu? Ediliyor. Bu oruç sadece oruç maddesinde. Evet. E, öyle ise bütün bunların maksadı nedir? Hedefi nedir? Sürekliliği sağlamaktır. Ama işte küfür dünyası öyle bir yapıyı ya zorluyor ki irademizle irade nefsimizi tahrik ederek içten bizi çökertme yolunu seçerek bir bakıyorsunuz namazdan uzaklaşmış bir müslüman. Bir de bunun mali ibadet tarafı var. Zekat ve infak mekanizması biliyorsunuz. Evet. Allah Celle'nin en çok bizi ahiretteki kazandıracak şekilde teşvik ettiği ibadetlerden birisi mali ibadetlerdir orada uzaklaşma oluyor. En başta zekat ibadetinden uzaklaşıyor zengin insanlar. Zekat dışı infaklardan uzaklaşıyor. Şahsi nefsani arzuları için pek çok harcama yapıyor ama bir fakir Müslümanın üzeri kışın soğuğuna dayanmayacak kadar elbisesi zayıf Müslümana bir elbise alayım demeye sıra geldi mi pek çok bahane bulabiliyor ayağı delik. Bazen ayakkabısız. Mesela Gazze'de ayakkabısı olan ne kadar adam var. O enkazlar altında. Onlara bile bigane, duyarsız hale gelmişse bir Müslüman. Bakın bir Müslüman diyorum. Bunda pek çok eksilen şey var demektir. Yani ampul var ama ışık vermiyor. Evet. Kur'an Işık vermeyen ampulün kime ne faydası var? O zaman o bağlantıyı, o rabıtayı e, kurmamızı sağlayacak bir imkanı Allah Celle bize bahşetti, lütfetti. E bundan istifade etmek için de Allah'ın huzuruna temiz bir şekilde çıkmamız gerekir. Doğru mu? Evet. Biz kirli elbiseyle camiye girer miyiz? Hayır. Kir yani pislik bulaşmış bedenimiz ve de ya da elbisemiz var iken namaza durabilir miyiz? İlahi huzura çıkabilir miyiz? Hayır. Çıkamayız. O zaman Allah'ın huzuruna çıkmak için e, o temizliği de kazanmamız lazım. Onun için tevbe kelimesiyle temizlik kelimesi yan yana aynı ayetlerde de kullanılabiliyor. Evet. Ne gibi? İnna Allah yuhibbu't tevvabin. Allah tevbe edenleri sever diyor. Arkası ve yuhibbul mütahtahirin Allah temizlenenleri de seviyor. Buradaki temizlenme e, günahlardan temizlenme. Ne ile mümkündür bu? Tevbeyle tevbe ile. Tevbe ile mümkündür. Anahtar cümleyi önümüze koydu mu? Evet. Koydu. Şimdi tevbe. Tevbenin e, baktığımız zaman lukat manası ya da ıslah manalarına baktığımız zaman mesela şurada bir tarif var e, diyor ki tevbe ya da tövbe e, sözlükte geri dönmek anlamına gelir dini terim olarak biz buna ıstılahi mana diyoruz neymiş o Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı Söz ve fiilleri, dinde yerilmiş davranışları ve halleri terk ederek, ilahi rizaya uygun amellere ve dinde övülmüş söz ve davranışlara yönelmeyi ifade eder. Biraz uzunca bir şey değil mi? Evet. Bu şekilde. Bu bakımdan tevbe işlenen kusurların farkına vararak pişmanlık duymayı bakın en önemli maddesi bu. Evet. pişmanlık duymayı ve tekrar benzerlerini işlememeye arz et azmetmeyi azmetmeyi yaptığından dolayı nefsini kınamayı ve ilahi rahmetten Ümit kesmeyerek her durumda kalben, kalben Allah'a, dönmeyi içerir diyor. Muhtevasını da böyle e, anlatmış oluyor. Evet. Burada bir kelime daha e, zikrediliyor ayette. E, Tahrim suresinin 8. ayeti. Hı hı. O ayet nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. nasuha. Ey iman edenler Allah'a Samimi bir tevbe ile tevbe ederek dönün diyor. Evet. Nasuh kelimesi ortaya çıkıyor. Nasuh kelimesi. Nasuh. E, ben bu e, konuyla ilgili bir hadis-i şerif var ya. Din nedir? Ed dinu Eddin nas en nas nasiha. Din nasihattir. Bunu duyduğumuz zaman... Hani alışmışız ya nasihat, öğüt vermek anlamında. Evet. evet, öyle bir temel anlamı içinde o da var. Ama devamına baktığımız zaman Lillahi hol kitabihi Allah hiç Allah'a karşı nasihat. Eğer o nasihatı öğüt diye söylersek şimdi biz Allah'a öğüt mü vereceğiz? Olacak iş mi? Hayır. Ha, o zaman bu benim kafama takılmıştı. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Ta İstanbul'a geldik. Haseki Diyanet Eğitim Merkezi'nde Arapça. iki buçuk yıl süren kursun ilk kursiyerleriyiz biz. Maşallah i̇lk. Orada Halil Göneş hocamı da diğer bütün hocalarımı da tabii saygıyla hayattakileri anıyorum. Ee, Mehmet Savaş hocam bunlardan birisi. Halil Göneş hocam şu an hayatta olan. Ahirete intikal etmişler var. Ali Yakup Cenkçiler hocamız Emin Saraç hocamız ve e, daha pek çok ilave edeceğim şu an. Evet Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Hepsine hocam. Allah rahmet eylesin. Bir gün Halil Gönenç hocam <laughs> dedi ki ettiğin en nasiha, bu nasihat kelimesi en nasiha samimul kalp. Hmm. Kalbin samimiyeti. Ha. İçtenlikle ve gerçekte. Yani dilin ucundan çıkan bir tevbe değil. Evet. Kalpten gelen bir tevbe. Zaten burada tövbenin tanımını yaparken dedi hocam bir daha işlememek üzere. Yani tekrar dönmemek üzere. Yani tekrar Zaten aslı olan o. Evet. Bunun için de ciddi pişman olmak lazım. O pişmanlığı ciddi şekilde duymak lazım ki onun devamında diğerleri de gelecek. Bir daha yapmamaya karar verecek. Evet. ...yaptığından dolayı müthiş bir düşman e, pişmanlık hissedecek. Geleceğe yönelik bir defa o kararlılığı yanında... ...yaptığından da pişmanlık duyunca istiğfara da kapı açacak. E bir de yapılmış günahlar var. Evet O günah yükü de benim sırtımda. Hı hı. Ondan da kurtulmam lazım. O, bu defa istiğfar kapısını açacak. Yani Rabbim benim yaptığım, işlediğim o günahlardan çok... Rahatsızım, bunlardan kurtulmak istiyorum. Bunun için de senin affını talep ediyorum diyecek. Tabi orada başka şeyler var. Ee, i̇nsanın Rabbine karşı görevleri var. Bir de diğer insanlara karşı yer, yerine getirmesi, riayet etmesi gereken vazifeleri var. Rabbine evet. karşı yapması gerekenler onun emrettiği ibadetler. Evet. Diğer insanlara karşı ne olabilir? Ahlak dediğimiz. Kul hukuku. Kul hakları içerisinde yer alan her şey. Dolayısıyla ben sizin e, insan olarak onurunuzu, şahsiyetinizi rencide edecek tarzda bir yanlış yapmış isem kul hakkı ki mesela gıybet bir kul hakkı değil mi? Evet. Yalanla birisinin hakkının başka taraflara gitmesine vesile olacak söz söyleme, yalan söz bir hukuk kul hakkı konusu değil mi? Buna bağlı pek çok şey. Adamın malına yönelik, ırzına yönelik, kişiliğine yönelik her türlü tecavüz nedir? Bir hak ihlalidir. Onlardan dolayı da pişmanlık duyacak, tevbe eden. Allah'a karşı bir de Allah'ın kullarına karşı yaptığı yanlışlardan dolayı. On e ondan nasıl kurtulacak? Tabi orada da pişmanlık duyacak, bir daha yapmamaya kesin karar verecek yaptıklarından dolayı çok e, pişmanlık duyacak filan ama bu yetmiyor. O hakkı mümkünse ödemek, onu ödeyecek. Ödenecek bir şey değilse ondan gidecek, af dileyecek. Ben senin gıybetini yaptım arkadaş. Malını çalmadım ama gıyabında senin aleyhinde şöyle 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 sözler söyledim bilmeden ya da tahkik tah araştırmadan deyip ondan da özür dileyecek. Yani tevbe öyle sadece lafla olan bir şey değil. Evet. Lafla olup da hakikatte kalpten gelmezse bu bir tür yalancılık olur evet. diyor Ali. Hatta hocam Nasuh tövbesini Hazreti Ömer Übey bin Kâb ve Muaz bin Cebel ve bazı sahabiler sütün meme bir daha dönmemesi ha. ...gibi tarif ediyorlar... ...nasıl dönmesi mümkün değilse süt... ...evet... E, ...o zaman demek ki günaha da bir daha... ...tevbe eden dönmeyecek... Demek. ...evet... ...böyle olursa nasuh tevbe olur... ...diyorlar değil mi... ...nasuh tevbe böyle... ...ha bugün... Evet. bugün ...bugünü aşalım da yarın gene başlarız... <laughs> ...anlayışıyla olan tevbe... ...o zaman tevbe değil... Yani ...nasuh tevbesi değil bir kere... Zaten nasuh olmayınca da ötekilere itibar edilecek bir tarafı kalmaz. Bu, onun devamında diyor ki dolayısıyla nasuh tevbe gerçek ve samimi kişinin yaptığı hatadan dolayı kalben pişmanlık duyması bir daha işlememeye azmetmesi elini günahtan çekmesi diliyle Allah'tan bağışlanma dilemesi suretiyle olur diyor. Bir evet. de şu var. E, günahı bir iftihar konusu yapan yap, olarak yapanlar yaptığı zamanda da yani e, iyi bir şey yapmış gibi reklamını yapanlar. Evet. Aleniyete dökenlerin e, önündeki en büyük tehlike nedir? E, tevbelerinin kabul edilmemesi tehlikesidir. Halbuki öbürünü pişmanlık duyan adam onu bir daha ilan eder mi? Hayır. Ona biz filan yere gittik de nasıl kafayı çektik değil mi? Ne eğlenmiştik. Evet, evet. Ne güzel. Şimdi. Aksine o adamı hep üzer hocam. O şeyin hatırlatılması hep üzer o adamı. Üstelik. Üstelik. Yüzü kızarır. Evet. Adam bir günahı birisi tarafından söylense yüzü kızarır. Niye? Ee, şeyde o geçiyor. Ay Ayeti Ker Kerime'de geçiyor. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْضَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُ اللّٰهَ Bir yüz kızartıcı e, iş yaptıkları zaman e, وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا اَنْفُسَهُمْ Ya da onların nefislerine zulüm sayılan hani bu zulüm nasıl işte Adem Aleyhisselam'dan çıkan duayı düşünelim. Rabbena zalemna. Zalemna enfusena dediler. Niye? Şeytanın bir kere algı operasyonuna Kendilerini kaptırdıkları için bunu kendi aleyhlerinde işlenmiş bir zulüm olarak kabul ettiler. Hı hı. Bu manada her günah demek ki aleyhimizde bir zulümdür. Zulüm sadece başkalarına yap, yapılan haksızlık değil. Kendimize de yaptığımız haksızlıktır. Nasıl? Başkalarına yaptığımız haksızlığın karşılığı eğer dünyada mesele çözülmezse, helallaşma olmazsa ahirete bırakıyoruz değil mi? Ahirete bıraktığımız zaman tevbe etmeden e, var, onun bizi götüreceği yer gayet net belli. Cehennemdir. Evet. E, peki bunu başkalarına yapınca böyle oluyor da kendimiz aleyhinde... ...yani işlediğimiz günah kendimize dönünce bunun sonun, sonu da ateş değil mi? O zaman evet. ne yapacağız? Her halükarda bundan kurtulacağız. Kurtulmanın yolu da önce gene o noktaya geliyor iş kesin bundan pişmanlık duyacağız. Bunun anılması bizi rahatsız edecek. Zaten bir kere ayağımız kaydı. Bunun reklamı söylenmesi bizi çok rahatsız eder. E pişmanlık da bunu doğuruyor zaten. O zaman aleniyete dökülen şeylerden vazgeçecek. Vaktiyle yapmış olsa bile. Bu büyük cehalet diyecek. Ben nasıl yaptım onu? Ayrıca yani Allah'tan Ayrıca 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 özür dilemesi lazım. Bir yaptım. Sana karşı mahcubiyet duymak yerine bunu reklamını da yaptım Rabbim. Başkalarının da bu işi işlemesine öncülük ettim diyecek. Ondan dolayı da belki onlardan da özür dileyecek. Evet. Kötülüğe rehberlik ettiğim için diyecek. Onlardan özür dileyecek ve Allah'tan af dileyecek. Neticede nasu kelimesi çok önemli bir vurgu. Bu işte samimiyet Ha unutulmasın diye ne demişler? Bir memeden çıkan süt nasıl? Süt geriye döner mi? Hayır. Dönmez. O zaman kardeşim sen öyle bir tevbe yapacaksın ki bir daha o gün o tevbe ile terk ettiğin günaha bir evet. daha dönmeyeceksin, asla bulaşmayacaksın. Ve bunun da hocam zaten bu şekilde tövbe edenler için de müjdeler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi oldukça fazla. Onlardan biri et ta ibunel zammi kemel zembele. Günahından tövbe eden kimse hiç günah işlememiş, i̇şlememiş gibidir. Diye. Yani adeta tertemiz. Yani o tövbeyle, o işten bir tövbeyle, samimi bir tövbeyle kişi tertemiz bir sayfa gibi, nasıl ki A4 kağıdı bembeyaz, bembeyaz A4 kağıdı var. İşte aynı o şekilde bembeyaz hale gelmiş oluyor. E, günahından tövbe eden kimse. Ki bununla alakalı yine farklı müjdeler var. Programın başında ben açarken zikrettiğim hadis-i şerif var. Orada da Küllü beni ademe hattaun ve hayrul hattayne tevvabun. Tebbabun. Yani evet. Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlıları tövbe edenlerdir buyuruyor yine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Evet. Tabi bunlardan hepsinden maksat ifade ettiğimiz o nasuh tövbesi, samimi ve içten bir tövbe. Yani günaha bir daha dönmemek hocam. Bakın bu konuyu teyit eden madem açtın e, o sayfayı. Evet. Diyor ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam en ne demu tevbetün. Pişmanlık duymak tevbedir diyor. Bir kere o olacak. Nedamet dediğimiz şey pişmanlık olacak. E, o söylediğin Ad Adem oğulların hepsi Evet. hata işlerler ve hata işleyenlerin en hayırlısı tevbe edenler. Fazlasıyla tevbe edenlerdir. Tevvab kelimesi kullanılıyor. O hayrul hattain et-tevabun. O da mübalağa iledir. Yani çok 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 evet tevbe edenler. Devamında "Me min şeyin ahabba ilallahi min eş bit diyor. Yani Şimdi burada bir genç vurgusu yapılıyor. Bu çok çok önemli. Çünkü insanlar gençliklerinde daha çok çevre baskısıyla e, günaha bulaşabilirler. Evet. Zaten biliyorsunuz e, sebatun beş yedi değil mi? Sebatun e, yedi sınıf vardır. Hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah onları arşının gölgesinde barındıracak, himaye et altına alacaktır Onlardan e, birisi neydi? Adil devlet başkanı, yönetici. Evet. İkincisi ve şebbun neşe fi ibadetillahi teala. Bu hadisi de e, ikisini birlikte zikredelim ki evet. gençliğinde, çevresinde pek çok yanlışa onu teşvik edenlere rağmen arkadaş çevresine rağmen kendini Allah'a adamış. Kendini Allah'a adamış. Allah'a kullukla gençliğini yaşayanlar yarın Arş'ın gölgesinde barındırılacaklardan ikinci maddede yer alıyor zaten. Değil mi? Evet. Burada da ne diyor? Ee, hiçbir şey Allah'a tevbe eden bir gençten daha sevgili değildir. Tekrar edelim. Me'min şeyin ahabba ilallahi Mineşşeb bittâibi. Tevbe eden gençten Allah'a göre daha sevimli hiçbir başka hiçbir şey yoktur diyor. Kim o? Genç. Hangi genç? Tevbe eden. Evet. Çevresinin baskılarından, şeytani telkinlerden bir de içeriden nefsinin şeytanla işbirliği yapması halinde nereye götürür? Hani bir genç gelmişti biliyorsun. Efendimiz'den hani genç kelimesi kullanıldığı için hemen aklıma evet. geldi. Ee, izin istedi. Ne için? Zina için. Efendimiz de ona kovmadı. Gayet yumuşak dedi ki bu istediğini biri senin annen için istese, kız kardeşin için istese, teyzen için, halan için istese olmaz ya Resulallah. Peki senin bu yapmak istediğin şey birisinin ya anasıdır ya halasıdır, ya kız kardeşidir ya teyzesidir. Değil mi? Evet. O zaman ne istedi? Yardım istedi. Efendimiz de ona dua etti. Elini göğsüne, göğsüne, koyarak, göğsüne koyarak, değil mi? Ondan sonra da o talepten uzaklaşmış oldu Allah'ın inayetiyle. Demek ki bunu yaptıran bakın cesareti görüyor musun? Evet. Resulullah'a geliyor ne için? Allah'ın dininin yasakladığı bir şeyi yapması hı hı. noktasında ona izin versin diye. Olacak iş mi yani hocam, hocam burada çok güzel bir örneklik de var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üslubu da bizim için çok müthiş, güzel müthiş, bir örnek. Yani tut da orada sen ne biçim iş, 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 iş işlemek istiyorsun diye kovmuyor o genci. Onu kim yapar? Bizim gibi sıradan <laughs> bir Esra. şey yapıyorum zanneden yapar. Biraz öfkesini katarak yapar. Halbuki evet. Bu dinde bu öfkeyle hareket yok. Haklı evet. selim ile ve de merhametle. Sen o günah işleyen adamın günahdan dönmediği takdirde o günah onu ateşe götürecek. Bunu biliyor musun? Biliyorsun. Evet. E ne yaparsın bir mümin olarak? Onu ateşten kurtararsın. Onu oradan dünyada olsa kurtarırsın. Evet. E şimdi de kurtarman lazım. E bunu ona hakaret ederek yapamazsın ki. Tekme tokat girişerek yapamazsın ki. Evet. O zaman örnek kimdir? Her işte örnek. Allah'ın Resulü Allah Resulü'dür. Aleyhissalatü vesselam. Ara gelmiş hocam. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim inşallah. Kimi seyircilerimiz şu mahsustaki programında kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Kıymetli seyircilerimiz, Cuma Sohbeti programımız sümüz ile devam ediyoruz. Sultanahmet Camii Mehmetli ve Mekar İmam Hatip Emrullah Atipoğlu hocamla birlikte tövbeyi konuşmaya devam ediyoruz. Değerli hocam şimdi dedik ki tövbe etmenin şartlarından bir tanesi içten ve samimi bir şekilde tövbe etmektir. Ki bu nasuh tövbe olarak ifade ediliyor. Hatta sahabe-i kiram bu nasuh tövbesini sütten, memeden çıkan bir süt gibi. Nasıl ki memeden çıkan bir süt geri dönemez Aynı o şekilde kişi günaha geri dönemeyecek şekilde geri dönmemek üzere içten samimiyetle tövbe etmesi. nasıl tövbesi dedik. Bu, bu konuda tövbe edenlerle alakalı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerinden bahsetmiştik. Dedi ki tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir. İşte her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırları tövbe edenlerdir diye o müjdeleri paylaşmaya devam ediyorduk. Sizin de aktaracağınız bir iki husus vardı hocam o konuda. Şimdi isterseniz şeye onları... temel olacak bir iki şey. Evet. Birisi bir hadis-i şerif gene diyor ki Allahu efrahu bi tevbeti abdihi min ahadikum sakata ala ba'irihi ve kad adallahu fi ardı felatin. Allah Celle'nin kulunun tevbesine sevinmesinden bahsederek Buna bir örnek veriyor. Sizden birisinin çöl bir yerde kaybettiği devesini uyandığı zaman, başucunda bulduğu zaman ki sevincinden... ...Allah Celle kulu tevbe ettiği zaman, ona döndüğü zaman daha fazla sevinir diyor. Evet. Günahı işleyen kul, asıl üzülmesi gereken kul ama o Rahman olan, Rahim olan Allah onun... Tevbe ile dönüşünden öylesine bir hoşnut değil. Evet. Hoşnutluk Ama duyuyor ki. Ama orada farklı rivayetler de var hocam. Başka var kişi, daha uzunu var. Çölde mesela diyor ki kişi devesini kaybetmiş. Ve diyor bütün erza devesinin üzerinde. Devamındaki hadis o uzunu Heh, o. Uzunu evet. o değil mi? Söyle, söyle. Orada bütün erza devesinin üzerinde kendisi artık açlıktan ölecek. Ümidini kesmiş. Devesini kaybetmiş. Ölüme adeta orada terk edilmiş şekilde bir ağacın gölgesine, bir ağacın sığınmıştı, gölgesine sığınmıştı zaten. Sığınmış, duruyor orada. Bütün varlığı o, o oradaydı. O kaçınca eyvah dedi. Tamam bu iş. ben bilmiyorum. artık öleceğim şeklinde düşünürken bir anda devesinin çıkıp gelmesi gibi Cenab-ı Hak'ta tövbe ettiği zaman o kişi bu kadar sevinir, mutlu olur diyor. Yani o sevincin de bir tarifi yapılıyor uzun rivayetinde. <laughs> Hatta diyor ki o orada öyle seviniyor ki aklı başından gidiyor neredeyse. Ha, evet. Ağz, ağzından evet. çıkan sözü evet. e, ters bir söz olarak evet. kullanıyor. Ne diyor? Diyor ki Allahümme ente abdi ve ene rabbuk. <laughs> Allah'ım sen benim kulumsun ben senin Rabbinim. <gülüyor> evet. Ehtaat <laughs> min şiddetil ediyor Yani sevincinden böyle aklı neredeyse başından gitti de bu Ters cümleyi, ters cümleyi söyledi. söyledi. Bu bir mi bunu söyler mi? Hayır. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Yerine tersine çevirdi. Ee, bu uzunca olan söylediğiniz bir evet. şey. Birisi bu. Birisi de e, inna'llaha taala yebsutu yadehu bi'l-leyli liyetube musiu'n-nahari ve yebsutu yadehu bi'n-nahari liyetube musiu'l-leyli hatta tatlu'a'ş-şemsu min magribiha. Yüce Allah gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gece elini açar. Gece günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gündüz elini açar. Bu durum güneşin battığı yerden doğma, doğmasına kadar devam eder. Bu battığı yerden doğması güneşin batış, batıdan doğması hadisesi biliyorsun. Evet. Şimdi yani cenab Hak öyle istiyor ki kul e, gelsin istesin ve ben onu bağışlayayım. Zaten Hasan Basri Bey Cenab-ı Hakk'ın esmasından bahsettiğimiz dersleri hatırlayalım. Gaffar ismi kimin? Cenab-ı Hak. Afuvun, gafur. Kimin isimleri? Cenab-ı Hak. Gaffar ziyadesiyle bağışlayan. Evet. Afuv, affedici. O da e, mübalağa manası var. Üstelik yani evet. buna benzer o kadar çok şey var ki tevvap tevbeleri kabul eden değil mi? Evet. Hatta ve mellem yetub fe ulaikehumu zalimun diyor. Tevbe et, etmeyenler yani bu fırsatı kullanmayanlar zalimlerin ta kendileridir. Niye? Tevbe ederse, etseydi kurtulacaktı. Evet. Cehenneme gitmekten kurtulacaktı. Etmeyince kendisini, kendi kendini adeta cehennem mahkumu etti. Fe ulaikehumu zalimun diyor. Evet, bu idrakle e, yaşayan müminler ne yaparlar? Yaptıkları hatalardan kesinlikle dönüş yaparlar. Bunun tabii biz hikayelerini okuyoruz ama bunu yaşamak ayrı bir olaydır. İşte bunun evet. bir, bazı örnekleri var. E, birisini akşamki görüşmemizde siz hatırlatmıştınız. Ebu Lübabe olayı değil mi? Evet. Nedir bu olay? Medine'de ...üç Yahudi kabilesi var. Bu konuları evet, işledik. Evet. İşlediğimiz için sadece hatırlatma yapıyoruz. Beni Kaynuka var. Kaynuka var. Beni Nadir var. Bir de Beni Kurayza, Kurayza. var. Bunların hepsi o Medine sözleşmelerinde bütün hakları garanti ve teminat altına alındığı halde ama bir türlü bu antlaşmayı sindiremediler. Hep ihanet ettiler. Çünkü onlar peygamber geleceğini bekliyorlardı fakat kendilerinden geleceğini bekliyorlardı. Halbuki kendileri dediğin İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam yoluyla değil mi? Evet. Onlar geliyor. Öteki oğlu İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan kim geliyor? Efendimiz Aleyhisselam. Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam'ın soyundan pek çok peygamber geldi. Yani bunlar aslında amca çocukları. Evet. Değil mi? O zaman niye düşmanlık ediyorsunuz? Yok her şeyi tekellerine almışlar. Bu ırkçı anlayış. Evet. Bu şimdiki e, Yahudi soykırımı ne, ne diyoruz buna? Bir kelime kullanıyor bu soykırım da. Soy katliam diyoruz hocam. Yok Bahşet. yok siyonizm. Heh, siyonizm. Siyonizm anlayışı. Şimdi ne yapıyor? Efendimizin peygamberliğini bir türlü kabullenemiyor. Kabullenemeyince antlaşma da yapsa sindiremediği için hala kendilerini bütün peygamberler bizden gelmiştir. Evet. Beklediğimiz de bizden gelmeliydi. Bu da nereden çıktı havasında bir türlü hazmedemedikleri için o rahatsızlıklarını evet. zaman zaman ortaya koydular ve bu yüzden ihanet ettiler. Beni kaynuka önce Beni Nadir arkasından en son, son olarak da en zor zamanda, zamanda hendek savaşı gibi Müslümanları tamamen yok etmek üzere müşrikler ve pek çok diğer Arap e, müşrik Arapların bir araya geldiği, bu, bu dediğimiz Yahudilerin de desteklediği, münafıkların desteklediği e, hendek savaşı en zor değil mi? Evet. Haftalarca sürdü. Yani açlıktan karınlarına taş bağladılar. taşlar bağladılar. Efendimizin iki taş bağladığı rivayet oluna o olayda bile Beni Kurayza ihanet etti. Çünkü ötekiler yanlışlarının bedelini ödediler. Onlar sürüldü. Evet. Hatta Mekkeli müşriklerle hocam işbirliği içindeler. Yani ordu savaşta, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Ashabı savaşta kendileri Medine'de kalan kadınlar var, çocuklar var, işte yaşlılar var, hastalar var. Mesela oradaki kalan kişilere saldırıp içerden Beni Kurayza Yahudiler saldırıp Müslümanları çok zor durumda bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani bu şekilde bir anlaşma yapıyorlar Mekkeli müşriklerin. Sonra Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla tabii bu müşriklerle yapmış oldukları anlaşma bozuluyor. Ortada Orada bir, da bir sahabe... diplomasi örneği var Evet. sahabeden değil mi? Evet hocam. Müthiş yani. O da diplomatların çok iyi bilmesi gereken şey. Ee, engelliyor. Allah'ın müdahalesi o şekilde oluyor. Hı hı. O diplomasinin zaferi diyelim ona. Hı hı. Ee, sonunda ne oluyor? Akabinde şunu söyleyeyim hocam. Hendek Savaşı'nı Müslümanların galibiyetiyle sonuçlandığı zaman... ...döndükten sonra Ashab-ı Kiram ve Resulullah Efendimiz... Hemen hemen. Cebrail aleyhisselam vesilesiyle rivayetlerde e, ifade ediliyor. Cebrail aleyhisselam gelip hemen beni Kurayza'ya yürü. Hiç durmadan. Allah hemen. beni Kurayza'ya yürümeni emrediyor evet. diye söylüyor. Resulullah efendimiz ordu biraz dinlense yok diyor. Ben şu an yanımdaki meleklerle birlikte beni Kurayza'ya gidiyorum. Sen de hemen ordunla birlikte beni Kurayza'ya gel. Hiç bekleme yok. Anında hemen Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyor. Yani ikindi namazını Beni Kurayz'da kılacağız diye. Ve orada da 25 günlük bir kuşatma var. 25 günlük kuşatmanın akabinde artık Yahudiler, Yahudiler mağlup olacaklarını anlayınca anlaşma yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bu anlaşma tabii söyleniyor onlara. Ya anlaşma yapın ya da artık ölüme terk edin kendinizi burada. Yani savaştayız çünkü. İhanetin, İhanetin bedelini bedeli ödeyeceksiniz. Bu. İhanetin evet. bedelini ödeyeceksiniz. Onlar da diyorlar ki tamam anlaşma yapalım. İşte bizim hakkımıza Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Muaz an hüküm versin istiyoruz dediler. Çünkü Sa'd bin Muaz radıyallahu an daha önce Beni Nadir oğulları ile alakalı hüküm verirken onların sürülmesi hedefini verdi. Yani bir sürgün kararını vermişti. Ama bu sefer Sa'd bin Muaz radıyallahu an öyle bir karar vermeyecektir. Onlar da kararı merak ediyorlar ve bu kararı merak ederken Ebu Lübabe isminde bir sahabiye sahabile görüşmek istiyorlar. Onunla da daha önceden şeyleri var, muarefeleri tabii, var. Tabii. Yani onların bölgesine yakın bir yerde oturuyor zaten. Evet. İstişare Efendimiz, etmek üzere istişare davet etmek ediyorlar. Istiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii bu görüşme taleplerinde izin veriyor. Ebu Lübabe radiyallahu anh onlarla görüşürken onlar diyorlar ki işte ne yapalım? Biz ne yapalım? Diyor ki teslim olun. Peki teslim olmamız halinde saat bizim hakkımızda ne karar verecek? Diye soruyorlar. Tabi orada kadınlar ağlıyor, çocuklar ağlıyor. Kadınlar feryat figan içinde. Ee, diyor ki Ebu Lübavi hiçbir şey söylemeden eliyle sadece... Diyor ki teslim olun diyor. Teslim olduk dedikten sonra işte... Yani yol, yolunuz evet, bu. Evet. Ama ne yapacak diyor. Saat bizim hakkımıza ne yapacak diye sorduklarında ise eliyle bu işareti yapıyor. Ve burada Ebu Lübabe radıyallahu an çok yanlış bir şey yaptığını anlıyor. Çünkü Allah'a ve Resulüne şey, ihanet etmiş halinde hissediyor kendini. E, hemen geri dönüp doğru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da gözükmeden Mescid-i Nebevi'nin orada kendini direğe bağlıyor. Çünkü yanlış bir karar. Yani orada bir düşman var. İhanetin i̇hanet bedelini ödeyecek et. var. Evet. İhanet eden bir topluluk var. Ve o topluluğa karşı verilecek kararı söylüyorsunuz. Yani aslında bilgi sızdırma gibi bir şey oluyor burada. Ebu Lübabe tabi art niyetli bir sahabi değil yani. Bunu belirtelim. Burada tamamen iyi niyetli bir şekilde. Hani biraz orada kadınların feryat figan etmesi vesairesinden dolayı. Böyle bir hareket yapınca hemen koşuyor. Kendini bağlıyor direğe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Döndükten sonra diyor ki madem kendini direğe bağlamış o zaman hakkında ayet inene kadar bağlı kalsın. Ebu Lübabe radıyallahu anh zaten düşüncesi şu beni Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çözmedikçe ben bu direkten ayrılmam diyor. Sadece namazlarını kılarken direkten çözüyormuş kendini gidip orada namazını kılıyormuş tekrar gelip direğe bağlıyormuş hocam. Rivayetler var farklı rivayetler var 15 gün 8 gün denilen rivayetler var aç, susuz bir şekilde direğe bağlı halde Ebu Lübabe radıyallahu anh orada tövbe ediyor. Pişmanlık duyuyor. Artık perişan halde oluyor ve Cenab-ı Hak bunun üzerine Enfal suresinin 27. ayet-i kerimesini indiriyor hocam. Ayet-i kerime Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin. Sonra bile bile kendi emanetlerinizi hainlik etmiş olursunuz. La tahunu Allah ve Rasul ve tahunu emanatikum ve entum talemun. Ayet o. Evet. Ee, ya yolladın amenü diye başlıyor. Evet. Orası çok önemli. İman eden diyor. Bak Allah ona da dolayısıyla iman ettiğini teşkil ediyor. Evet. Ama böyleyken la tahunu Allah ve Rasul. Allah ve Rasulüne ihanet et. etmeyin. Bunu yaparsanız bak ...bu kapıyı açarsanız kendi e emanetlerinize bütün emanet olarak sizde bulunan her şeye e, ihanet, i̇hanet etmiş olur. Her şey bunun içinde. Can çocuğunuza da ihanet edersiniz. Yani evet. Emanet kelimesi Allah'ın dinidir. O anlamda ne varsa hepsine ihanet edersiniz. Evet. Şimdi orada en önemli şey adamın kendi yapısı. Evet. Bu nasıl bir ihanetin ...etkisi altında böyle bir yolu seçiyor. Şunu da hocam bitirelim isterseniz. Heh. Bu ayet-i kerime olunca... sahab i ikram hemen gidip çözmek istiyor. Diyor ki hayır diyor ben Allah Resulü... ...bizzat kendi eliyle çözmedikçe... ...bu direkten diyor ayrılmam. Sonra Resulullah Efendimiz e, gelip... ...kendisini çözüyor. Bugün de Mescid-i Nebevi'de... ...gidenler bilirler. Gitmeyenlere de inşallah en nasip olsun. Üstüvane kelimesiyle. Ebu Lübabe... E, üstüvanesi vardır, orada Onun bir başka adı da e, üstüvanetü tevbe. Evet. Tevbe üstüvanesi. Yani o bunu niye yaptı? Bu tevbe işte. O evet. Tevbe. Bakın tevbe nasıl bir şeymiş? Nasıl bir pişmanlık duyuyor? İhanet ettim diyor. Ben. Evet. Allah'a ve Resulüne ihanet. bir dakika artık orada kalmak yok. Hemen gidiyor. Kendi kendini ne yapıyor? Vallahi. Cezalandırıyor. Kendi kendini teşhir ediyor. Hasan Basri Bey teşhir. Ben suç işledim diyor. Bakın kaçmıyor, saklamıyor. Ben suçluyum diyor. Beni ancak Allah affederse eder. Resulullah da onun elçisi olarak o çözmedikçe de kimse beni çözemez değil mi? Evet. Bu nedir? İşte bu tevbenin çok güzel bir örneğidir. Onun için üstüvane kelimesiyle birlikte o ben o yazıyı okumuştum o direklerde Mescid-i Nebevi'de. Ee, Ebu Lubabe ya da tevbe. Çünkü hı hı. o tevbe için tevbenin bir örneği olarak onu yapmış idi. Şimdi bu müthiş bir şey. Bunu düşündüğümüz zaman insan bugün düşünmez mi? İslam'a ihanet eden e, Haşa Ebu Lubabe'ye benzetemeyeceğimiz o kadar çok hain var ki. Ya. Bunlar kendilerini tabii ki böyle teşhir edemezler. Teşhir edebilmek tevbe. için ...mümin olmak lazım. Mümin olduğu zamanda da böyle samimi bir tevbe ile tevbe edici olmak lazım. Böyle bir şey yok. İşte o ihanetleri çok çok gördüğümüz e, münafık zümreyi hatırlayalım Medine'de. O münafık zümrenin benzeri toplu İslam dünyasında. İslam'a ihanet eden, ülkelerine ihanet eden. Mümkün olsa da onlar da teşhir edilse de, maskeleri düşse de daha çok insanı aldatamasalar, kandıramasalar diye insan düşünmüyor mu? Sen evet. konuşurken şimdi o günü konuşuyorsun ama bugün bak Ebu Lüba'ye benzetmiyorum. Haşa. Çünkü Allah onun mümin olduğunu o ayetin hitabında söylüyor zaten. Ey iman edenler derken aslında o kapsamın içindedir. Evet. Ama ihanet edenler bugün İslama düşman olanlar. Ama ne yazık ki bazen isimleri sebebiyle aldanıyoruz. Nereden geldiler, e, nenin nesidir bilmediğimiz için isimlerine kanıyoruz ve de adam yerine koyuyoruz açıkçası. Halbuki ihanet içinde o kadar çok yapı var ki Allah şerlerinden korusun. Amin. Birisi bu. Tevbe nasıl edilirmişin bir örneği ne, ne olarak verdik? Ebu'l-Babe Ebu örneği. Bakın hiç bekletmeden. Bu da çok önemli. Günah işlenebilir. İşlenir işlenmez. O biraz önce okuduğumuz وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ayeti زَكَرُوا اللّٰهَ Günahı işlediler ama hemen Allah hatırlarına geldi. Hemen ne yaptılar arkasından? فَاسْتَغْفَرُوا لِدُنُوبِهِمْ Günahlarından hemen tevbe ettiler. وَمَنْ يَغْفِرُوا الدُّنُوبَ ve اللّٰهِ Allah'tan gayri kim günahları bağışlayıcı olabilir ki? Değil mi? Yeah. Bu inançla. Evet. O zaman hata edebiliriz. Ve hayrul hattain et siz naklettiniz hadis-i şerifi. Evet. Hata işleyenlerin en hayırlısı diyor bak. Hata işleyenlerin en hayırlısı. Hata nasıl? Günah sayılan bir iş, herhangi evet. bir iş, bir haramı irtikab etmek. Bu bu bir hata. Bu bir mümine yakışmaz. Ama yapmış, buna bulaşmış. Hemen ne yapması lazım? Tevbe etmesi. Lazım. Tevbe etmesi lazım. Ne gibi? İleriye bırakarak değil bak. Hemen. Ebu Lubabe gibi. Yani. Hatayı anlar anlamaz hemen. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın da hocam hadisi şerif var. İttakillahi haytsu ma kunt ve itbi'is seyyatel hasene temhuha ve halikul nasi bi hulqin hasen. İttabi'u ve tabi'is seyyatel hasene temhuha. Evet. Demek ki günahlardan kurtulmak için hemen yapılacak şeylerden birisi nedir? İyilik. Hasene hayır, hayır. olan şeyi yapmak. Ki o günahı yok etsin diye. Zaten günah Hadis işlerken yani. haseneyi terk ettiği, seyyieyi tercih ettiği için. Yani iyiliği terk edip kötülüğü tercih ettiği için günah evet. işlemiştir. Onu bıraktığı zaman nereye başlayacak? Hasene Hasenatını evet. artırmaya. Namaz mı kılmıyordu? hemen namaza başlıyor. Evet. İçki mi alışkanlığı edinmişti, hemen onu terk ediyor, bir daha içmemeye evet. karar veriyor. Yani kulluk görevlerinde yapmadığı şeyleri hemen devreye sokarak hasenatı oluşturuyor ve o hasenat ayetin tecellisi nasıl olacak? Hasenat gelince, iyilik yani yapınca seyyiatını giderecek. Yani kirli bir elbiseniz vardı. Temiz suyu bulduğunuz zaman o temiz suyla onu ne yapıyorsunuz? Yıkıyorsunuz. Evet. O da temiz oluyor. Yudhib nesse gi'at. Artık o elbise tertemiz oluyor. Onunla namaz da kılabilirsin değil mi? Evet. Demek ki hemen arkasından. Bu çok müthiş bir örnek. İnşallah dinleyen kardeşlerimiz, tabi başta bizim nefislerimiz olmak üzere, bundan gerekli dersi alırız da. İnşallah. E, dinleyen kardeşlerimiz için de faydalı olur inşallah. İnşallah hocam. Başka örnekler var. Madem örneklemeye evet. girdik. Onlardan birisi de meşhur gene konusunu işlediğimiz. İstersen ona da bir yer verelim. Çünkü tevbe kelimesi evet. e, kullanıldığı zaman onlarla alakalı inen ayetler var biliyorsunuz Tevbe Suresi'nde. Surenin adı Tevbe. Bu surede de Tebük seferi ne Hazreti Peygamber açık adres göstererek hazırlıklarınızı yapın. Tebük tarafına gideceğiz dedi. Halbuki başka zamanda bunu söylemiyordu. Mesela Mekke Fethi'nde söylemedi. kesinlikle söylemedi. Haber ama orada söyledi. Niye? Çok zor bir mevsim. Evet. Yaz sıcak, çöl iklimi var. Şartlar ağır. Şartlar ağır. Onun için söyledi ki herkes buna göre hazırlık yapsın. Ve herkes iştirak eden ki binler var değil mi? 10 evet. bin, 20 bin rakam daha büyüyor giderek. Herkes hazırlığını yaptı. Ama bir grup var ki onlar hemen mazeret uydurarak mazeret beyan ederek geri kaldılar. Münafıklar. Münafıklar. Ee, ama üç sahabe var ki bunlardan ikisi yaşlı, birisi genç ve kendi ifadesiyle her şeyim yerinde yani mal bakımından da en Zengin sayıldığım zamandayım. İki tane devam vardı diyor mesela. Evet. Başka hiçbir zaman böyle olmamıştı diyor. Onu bak varlık olarak en zengin olduğum zaman diyor. Ve güçlü, kuvvetli bir haldeydim diyor. E buna rağmen katılmadım diyor. Değişik gerekçelerle. Yani şimdi değil de sabah giderim. Daha sonra yetişirim ben nasılsa şeyim. Ama bir hazırlık da yapmadım diyor. Dışarı çıkıyorum, geliyorum. Halbuki ordu harekete geçti. Yani Resulullah bu talimatı verdikten sonra ordu ya katılanlar hazırlıklarını o şartları dikkate alarak yaptılar. Ve bir gün ordu harekete geçti. Ben geride kalanlardan birisi oldum. Gittim, sokağa çıktım. Kalanların hepsi ya çocuklar, ya, ya kadınlar. yaşlılar, ya kadınlar, ya da münafıklar. Başka ortada gidip de yani kendimi emsal alacağım bir adam yok. Tabii sonra pişman oldum ama artık iş işten geçti, zaman geçti. Artık bu şartlarda yetiş. Zaten şeytan da bu işlerde malum rol alır. Evet. Netice. Tabii buraya uzun uzun anlatmayacağız. Ama olayı Tebuk Seferi olarak bildirelim. Ve oraya katılmayanlardan üç kişi Samimi, münafık olmayan, gerçek birer salih, mümin örneği. İki yaşlı olan Bedir seferine de katılmışlar. Biliyorsun Bedir seferine katılanların özellikleri var. Yani Allah onların günahlarını bağışladığına dair müjdeler de var. Evet. Ama şey bin Malik Bedire de katılmamıştı. Genç olan. Genç olduğu halde o gün katılmamıştı. Katılma lüzumunu hissetmedim diyor. Şeyde hadis çok uzun anlatılıyor. Riyaz Salihinde de var. Yani takip etmek isteyenler için hatta getirdim ben. Riyaz Salihinde çok uzun bir şekilde anlatılıyor ve oğlu tarafından. Bu daha sonra ama olmuş. Ona hizmet eden oğlu. Onun ağzından duyduğu tebük seferini hikaye ediyor. Onu da şey almış. Dediğim gibi hadisler almışlar. Riyas Salih'in de bunu önümüze koymuş. Evet. Evet. Diyor ki sefer bitti. Manzara bu. Yani samimi bütün Müslümanlar Resulullah'ın yanında. Ben arkada katılmayan katılması gerektiği halde katılmayan birisi olarak onun suçluluk psikolojisi içerisinde iken bir de Efendimizin dönüş haberi geldi. Tabi dönüş haberi gelince kendinden endişeli zaten. Acaba Resulullah beni sordu mu gibi düşünceleri de var kendi arasında. Onunla ilgili bilgiler de veriliyor ayrıca. Ve mescide gittim, gittim diyor. Zaten mescide gidiyordu. 80 kişiden bahsediyor. Mazeret dileyenler. 80 kadar. Hı hı. Geri kalanlardan. Ve bunlar hepsi mazeretlerini beyan edince Resulullah Efendimiz'den de ne istiyorlar? Bağışlanma istiyorlar. O evet. da onlar hakkında uygun bir davranış sergiliyor. Malum izin isteyenlere de izin vermişti zaten. Fakat ben Gidince diyor bana sen niye şey yapmadın? Ve o diğer iki yaşlı. O sahne. iki yaşlı onlar evlerinde zaten. Çok, Toplam üç kişi yani. Hepsi üç kişi evet. Sen niye katılmadın kısmında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın suallerine tabii e, cevaplar veriyor. E, ama cevaplar kendisini tatmin edecek cevaplar değil. Niçin geri kaldın? Efendimizin sorusu e, binek hayvanı satın almamış mıydın? Sorunun içerisinde diye sordu. Ben ya Resulallah vallahi ben senin dışında birinin huzurunda bulunsaydım özür beyan etmek suretiyle onun gazabından kurtulurdum. Zira konuşmasını bilirim. <laughs> yani mazeret uydurmayı becerebilirim <laughs> diyor. Vallahi biliyorum ki Bugün sana yalan bir söz söyleyip seni memnun etsem bile korkarım ki Allah seni bana karşı gazaplandırır. Niye? Hakikati sana duyurur. Dolayısıyla sen de bu yanlışımı görünce bana öfkelenirsin. Evet. Eğer doğrusunu söylesem bana kızacaksın. Bunu da biliyorum. Ancak ben doğru söylemekle Allah'tan hayırlı bir sonuç beklerim. Vallahi benim hiçbir özrüm yoktu. Bak hiçbir özrüm yoktu. Vallahi sizden geri kaldığım zamanki kadar güçlü ve zengin hiçbir zamanım da olmadı dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu doğru söyledi dedi. Ondan sonra da kalk dedi. Allah hakkında hükmedinceye kadar bekle dedi. Kalktım, beni selemeden bir takım kimseler bana takıldılar. Ve vallahi bundan önce senin günah işlediğini hiç görmedik, bilmiyoruz. Dolayısıyla bu halde diğer geri kalanlar gibi bir mazeret ileri sürmedim. Resulullah'ın istiğfarı sana yeterdi, eğer o mazeret beyan edenler gibi sen de mazeret beyan edeydin. Çünkü daha önce hiçbir günahına biz şahit olmadık. Böylece bir teşvikte bulunmuşlar. Vallahi beni o kadar ayıpladılar ki Resulullah'a dönüp kendimi yalanlamayı bile düşündüm diyor. Evet ya Resulullah böyle dedim ama benim mazeretlerim vardı gibi. Sonra onlara benim bu durumuma düşen başka biri var mı diye sordum. Dediler ki evet iki kişi daha var. Onlar da senin gibi konuştular ve senin aldığın cevabı aldılar. Yani onlara da gidin bekleyin dedi Allah'ın hmm. Resulü Aleyhissalatu vesselam. Onlar kim diye sordum. Demek ki birbirinden o sırada haberdar değiller. Yaşlı evet. oldukları için onlar zaten üzüntüden evlerinden çıkmıyorlar. Murara bin Rabi' el e, Amiri ve Hilal bin Umeyye el fi dediler. İki isim verdiler. Onlar bana Bedir'e, onlar bana Bedir'e iştirak etmiş numune imtisal olan iki salih kişinin adını verdiler böylece. Bu iki kişinin adını verdikleri zaman tereddüdüm zail oldu. Resulullah Kazadan geri kalanlardan sadece bu üç kişiyle konuşmayı yasakladı. Bu ne kadar devam etti? Ya. 40 gün devam etti. Aslında 50 gün devam etti de. Evet. 40 günü bu şekilde. Selam, ne selam veriyor. Selam hocam. Ben diyor geliyorum, Resulullah'a selam veriyorum ama alıp almadığımı bilmiyorum diyor. <laughs> Kontrol ediyorum diyor. Ben ona baktığım zaman yüzünü çeviriyor benden. Ben namaza durduğum zaman o zaman bana bakıyor diyor. Bu <laughs> manzarayı görüyor musun? Resulullah ona bakıyor ama ne zaman göz göze gelmiyor. Evet. O ona bakınca yüzünü çeviriyor. Allah'ın Resulü yüzünü çeviriyor bakın. Bir yanlış iş var ki yüzünü çeviriyor. Peki Allah'ın Resulü'nün yüzünü çevirdiği kişiden Allah da rahmetini e, çevirmez mi? Esirgemez mi? O, o hassasiyet içinde diyor ki herkes bizden kaçındı ya da bize karşı tavır koydu. Burası bana yabancı gelmeye başladı. Sanki tanıdığım bir yer değildi. Bu minval üzere 50 gün geçti. 40 gün üzerine bir de birisi geldi. Dedi ki Resulullah'dan bir haber. Artık hanımlarınızdan da uzak duracaksınız. E hadi Boşayayım mı? Bu, bu an, hayır, boşama değil. Hanımlarınıza yaklaşma, karı koca yani evet. olarak yaklaşmayacaksınız. Tamam, o zaman hanıma dedim ki sen babanın evine git. Peki o iki kişi, onlardan birinin hanımı Allah'ın resulüne geliyor, Allah'ın resulüne diyor ki benim eşim çok yaşlı, çok rahatsız, hizmet edecek kimsesi yok. İzin verirseniz ben ona hizmet edebilir miyim? Efendimiz diyor ki hizmet edebilirsin ama onu kendine yaklaştırmasak. <laughs> Zaten o halde değil dedi. Kadın ona öylece izin verdi. Şimdi birileri bunu dikkate alarak dediler ki ya sen de gitsen bak ona izin verdi o iki iki kişi dedi ki ben onlara benzemiyorum. Ben gencim, her şeyim yerinde. Benim hizmete ihtiyacım yok. Bu talimata uygun hareket etti. Fakat bu arada bir şey oldu Hasan Basri Bey. Şeyden bir gün diyor Medine çarşısında yürüyordum. Medine'ye yiyecek satmaya gelen Şam Kıptilerinden biri. Bak burası çok evet. önemli. Şam Kıptilerinden biri bin maliki bana kim gösterir diye soruyordu. Bunun üzerine insanlar ona beni gösterdiler. Bana geldi ve Gassan Melik'inden bir mektup getirdi. Bak. Düşman nasıl fırsatları kullanıyor bak. Evet. Nasıl adam devşirme, adam satın almak için psikolojik Tam da zor zamanda hocam. Tam da zor Kampin zamanda. Tam da zor zamanda. Evet. Biri mektup getirdi. Ok, okur yazardım, okudum. Orada şöyle yazıyordu. Haber aldığımıza göre arkadaşın sana cefa ediyormuş. Yani Hazreti Peygamber'i kastederek. Allah seni hakaret görecek, zayi olacak bir mevkide yaratmamıştır. Bize katıl, sana hürmet ve ihsanda bulunuruz. Kassan emirinden geliyor. Şimdi yurt dışına sığınanlar böyle davetleri ne kadar beklemişlerdir. Evet. Ve de e, ihanet etme sözünü verdikleri takdirde de mutlaka onlara... Kapılarını açmışlardır. Onlar da oralara sığınmışlardır ki zamanımızda böylesine küfrün hizmetinde olmak kaydıyla ne kadar insan ülkemizi İslam dünyasında kendi memleketlerini terk etmiş ve bu batılı İslam düşmanlarına sığınmışlar. Ne kadar adam var. Öyle değil mi? Evet. Onlar da bir teşhir edilseler. Onlar da bir teşhir edilseler. Netice... Bunu okuyunca bu da bir bela dedim ve onu derhal ocağa atıp yaktım. Min tavrını görüyor musun? Evet. Kafirden hayır çıkar mı ya? Adam beni kullanmak için bak fırsatı ganimet biliyor. Bu elemli 50 günün 40 günü geçmiş Vahiy gelmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçisi geldi. İşte o hanım olayı var. Hı hı. E, o tamamlanınca tabii ne oldu? 10 e, gün sonunda diyor ki bizim ile konuşulması tabii 40 günden sonra da yasak devam etti. 10 gün daha o hanımlarınıza yaklaşmayın kısmı ile birlikte devam etti. etti. Toplam 50, 50 gün yani. 50 gün oldu. 50. günün sabahında evlerimizin birinin damında sabah namazını kıldım. Allahu Teala'nın hakkımızda zikrettiği şekilde canım sıkılmış ve yeryüzü bütün genişliğine rağmen dar gelmiş bir vaziyette otururken sel dağının üzerinden birinin yüksek bir sesle bağırdığını işittim. Ey Ka'b bin Malik müjde! <laughs> ne güzel bir, <laughs> bir şey ya. <laughs> Diyordu. Derhal secdeye kapandım. Anladım ki sıkıntılardan kurtuluş günü gelmiştir. Allah'a ekber. şimdi burada anlatırken duygulanıyoruz. Evet. Onun sure. o halini bir düşün ya. düşünmek lazım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra Allah teala'nın bizim tevbelerimizi kabul ettiğini insanlara ilan etmişti. İnsanlar da bize müjdelemek için koşuştular. Yarışa girmişler. Diğer iki arkadaşıma müjdeciler gitti. Bana da biri at koşturdu. Eslem kabilesinden bir müjdesi de Sel Dağı'na e, bana taraf olan yere çıkmış bağırmıştı. Sesin attan daha ses tabi attan daha hızlı geldi dedi. Sesini işittiğim kişi bana geldiğinde müjdesine karşılık iki elbisemi çıkarıp ona giydirdim. Ve o gün onlardan başka elbisem de yoktu. <laughs> Allahu Ekber. İki elbise ödünç aldım. Onları giydim. Resulullah'ı görmek için koştum. İnsanlar beni grup grup karşılıyor. Tevbenin kabulünden dolayı tebrik ediyor ve Allah'ın tevbeni kabul etmesi kutlu olsun diyorlardı. Mescide girdim. Resulullah oturuyordu. Etrafında insanlar vardı. Talha bin Ubeydillah kalktı. Koşarak geldi. Benimle musafaha etti ve beni tebrik etti. Vallahi onun dışında muhacirlerden hiçbir ayağa kalkmamıştı diyor. Bunu da tabii hiç unutmadım diyor. <laughs> Talha Hazreti Talha. Böylece o müjdeler geldi. Allah Resulü müjdeyi kendisine ulaştırdı. Resulullah selam verince sevinçten yüzü parlayarak şöyle dedi. Ananın seni doğurduğu günden bu yana en hayırlı gün ile seni müjdelerim. Şu alaya baksana. Müthiş bir müjde. Annenin seni doğurduğu günden beri en hayırlı gün ile seni müjdelerim. Ne demek? O seni ha, çok güzel, evet, evet. yeryüzü olanca genişliğine rağmen sana dar yeryüzünü sana dar eden o işlediğin hata sebebiyle hayatın en zor şartlarını yaşadın, değil mi? Kimse sana selam vermedi, ben bile verdiğin selamları seni anlayacağın tarzda almamıştım anlamında. Ama bugün Allah, Allah'tan de. beklediğin müjde geldi, senin için. Yaşadığın günlerin en hayırlısı, bununla seni müjdeliyorum dedi. De dedim ki, bu senin tarafından mı yoksa Allah tarafından mı? Sen mi beni bağışlıyorsun, Allah mı? Evet. Efendimiz, hayır. Allah Azze ve Celle katından bu müjde. İşte bilinen ayetler. Evet Bunun üzerine dedi ki, ya Resulallah bu... Müjde sebebiyle sahip olduğum bütün malımı bağışlamak istiyorum. Ne dersin? Dedi ki hepsini bağışlama. Üçte birini. Bir kısmını. Ben de dedi e, Hayber'deki payıma düşeni tuttum. Tutuyorum dedim ve devam ettim. Ya Resulallah Allah Teala beni doğru söylediğim için bu badireden kurtardı. Tevbemin kabulü sebebiyle ben artık bundan sonra asla doğrudan başka bir söz söylemeyeceğim. Allah'a andolsun ki Resulullah'a doğruyu söylediğim zamandan beri doğru söz sebebiyle Allahu Teala'nın beni imtihan ve bunun neticesinde güzel ihsan etmesinden daha güzel bir imtihana hiçbir Müslümanı tabi tuttuğunu bilmiyorum. Allah'a andolsun ki Resulullah'a aleyhissalatü vesselam'a o sözü söyledikten bu yana hiçbir yalan söylemedim. Bundan sonra da Allahu Teala'nın beni muhafaza edeceğini umuyorum. Ya. Şimdi böyle bir örnek. Müthiş. Evet hocam. Allahu Ekber ya. 4 dakikamız ekber. var. Eyvallah. Ee, hemen duaya geçelim. O zaman biz de bir tövbe edelim hocam. Hazır. Kehf bin Malik Allahu an'ın o müjdesiyle duygulandık. O duygularımıza biz de Cenab-ı Hak'tan bir af ve mağfiret dileyelim. Ben seyircilerimize veda edeyim. Tevbe sonrasında. suresi 117-119 o arayı kardeşlerim okusunlar. İnşallah. Bu olayla alakalı. İnşallah. En son ayet evet. İttakullaha ve kunu ma'as sadikin Allah'tan hakkıyla sakının, korkun ve sadıklarla beraber olun. Evet. Evet. Duamız bu sadıklarla beraber kılmasını talep edelim. O zaman. İnşallah hocam. Çok çok kısa bir dua tamam. istirham ediyorum. Tamam. Hocam. Kıymetli seyircilerimiz bugünkü cuma sohbeti programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim şimdi kıymetli hocamızın duasına canı gönülden hep birlikte amin diyelim. Amin. 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 Elhamdülillah. Thumma ve sümme elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu amin. ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. İlahi Rabb. Tevvab olan Mevlamız sensin. Tevbelerimizi ziyadesiyle kabul etme edeceğini duyurdun, bildirdin ve tevbe edenlerini sevdiğini, tevbe yoluyla temizlenen, günahlarından arınmış olan, tertemiz hale gelmiş kullarını da sevdiğini duyurdun. Biz de o sevgiye mazhar olmak için ümit ediyoruz ki nefislerimizi aşarak şeytanların tuzaklarını Kâb Malik nasıl kırıp attı ise o şekilde onların tuzaklarını boşa çıkararak işlediğimiz günahlarımızdan tevbe ederek samimi bir pişmanlık duymak suretiyle nasuh üzere büyük bir samimiyetle tevbe ederek ümit ediyoruz ki sana dönenlerden oluruz. Günah işleyen bütün kardeşlerimiz de bu örnekleri görerek ve senin tevvap İsmi şerifinin tecellilerini umarak, aynı zamanda gaffar-ı olduğunu bilerek, afuvun gafur olduğuna inanarak, esmanda yer verdiğin bütün bu bizim lehimizde olan güzelliklere nail olma ümidiyle bu mübarek Recep ayında, arkasından gelecek Şaban, daha sonra gelecek Ramazan ayında tevbe edici kulların, tevbeleri kabul edici kulların, ve onun sevincini yaşayan kullarından olmayı arzu ediyoruz. Lütfen ve keremen bize ikram eyle. Amin. Ebu Lübabe örneğinden hareket ederek, Kâb Malik örneğinden hareket ederek, hatta cahiliye anlayışıyla zina günahına bulaştığı için, bunun cezasını dünyada çekmek üzere Efendimiz'e gelip de beni temizle ya Resulallah diyen bir han hanım sahabiye, ve bir erkek sahabi örneklerinden de istifade ederek bizi temizle de, diyenler niye temizle dediler? Bunun cezasını çekmeye hazırız. Bunun cezasını, had cezasını bu dünyada ölümle sonuçlanacak bu cezaya talibiz. Bu yolla bizi temizle diyerek gelip de pişman olan ve tevbekar olan o kullarından da örnek alarak Ya Rab Onların imanı nasıl bir imandı ki böyle bir talepte bulunuyorlardı. kâb Malik'in imanı nasıl bir imandı böyle bir taleple e, Allah'ın Resulü'nden müjdeyi bekliyordu. Bütün bunlardan istifade ederek benzeri hoşnutluğa erebilmek için, günahlardan kurtulmanın sevincini yaşayabilmek için samimi bir kalple tevbekar olmayı hepimize... Başta bunu şu anda duyurmaya, duasında bunu ifade etmeye çalışan bu aciz kulun olmak üzere bütün dinleyen kardeşlerime böyle bir tevbeye mazhar olmuş, nail olmuş olmanın sevincini yaşamayı nasip eyle Ya Rab. Amin. Nasip, eyle ya Rab. Amin. nasip eyle Ya Rab, nasip eyle Ya Rab. Amin. Bu mübarek ayları manevi kazanç olarak en üst seviyede sağlamamızı elde etmemizi bize kazandıracak tevbekar olmayı ve salih amellerde bulunmayı, seyyiatımızı giderecek hesenatımızı, iyiliklerimizi, emirlerini, buyruklarını, talimatlarını yerine getirmeyi, ibadetlerimizi eksiksiz yapma kararlılığıyla yapmaya çalışmayı, cümlemize nasip eyle amin. kılacağımız namazlarımızı kabul eyle Kur'an tilavetlerimizi makbul eyle, amin. oruçlarımızı makbul eyle, amin. zekat ve infaklarımızı makbul eyle amin. bütün tevbe ve istiğfarlarımızı da lütfen ve keremen kabul eyle Ya Rab amin amin amin, amin. ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin bu yapacağımız hayırları gazzede hayatın en büyük imtihanını veren ve iman sahibi nasıl olunurmuşun çağımızda örneğini veren Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te ki kardeşlerimizin de bu bela ve musibetlerden bir an önce kurtulmasına, kurtulmalarına vesile olması niyetiyle Ya Rab ibadetlerimizi kabul eyle, Amin. hasenatımızı arttır seyyiatımızı Gazze'dekilerle birlikte de bütün seyyiatı üzerimizden izale eyle ya Rab. Amin. Bu niyetle de Fatihalara davet ediyoruz. Lillahi ta'ala Fatihatü'l-selavat.